Değerli misafirler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD kapsayıcı büyüme girişimi Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi olması sebebiyle düzenlenen bu resepsiyonda sizlerle bir arada olmaktan, bu sevinci paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu üyelik sebebiyle Sayın Başkanım ve onun şahsında bütün Gaziantep'i tebrik ediyorum. Değerli Başkanım, Türkiye'nin 20 kurucu üyesinden biri olduğu ve hali hazırda 37 üyesi bulunan OECD gibi uluslararası bir örgütün Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyeliğine kabul edilmesi, elbette başarılı belediyeciliğinin uluslararası alanda da tescil edilmesi anlamına geliyor. Gaziantep'in her alanda yükselen bir değer olduğunu bu bize göstermektedir. Bu başarı aynı zamanda gelişen, kalkınan, rekabet eden Türkiye'nin gücünü göstermesi bakımından önemlidir ve sadece Gaziantep'lileri değil, hepimizi son derecede mutlu etmiştir. Değerli Gaziantep'liler, bugün belediye başkanı olarak isimlendirdiğimiz bu kutsal vazifenin sahibinin adı Osmanlı döneminde Şehremini'ydi. Yani şehrin emanet edildiği, şehrin işlerinin emanet edildiği ve emanet edilecek kadar emin olarak kabul edilen kişi anlamına gelmekteydi. Belediye başkanlarımız emin sıfatını haiz olmaları sebebiyle son derecede onurlu bir görev ifa etmektedirler. Değerli Fatma Şahin başkanımızın da bu sıfatı sonuna kadar hak ettiğine hepimiz şahitlik ediyoruz. Kıymetli misafirler, insanı merkeze alan bir medeniyetin halefiyiz. Şehirler, mekan ve insan ilişkisinin en yoğun yaşandığı alanlardır. Bu sebeple insanın madden ve manen kendi olabildiği, kendini ait hissedebildiği şehirler planlamak, geliştirmek kültürümüzün hep önceliği olmuştur. Osmanlı şehir kültürü mahalle yapılanması, bu yapılanma içindeki insan ilişkileri Balkanlardan Orta Doğu'ya hala özlemle yad edilmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen bu şehir kültürünün izlerini Balkanlarda, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da hala görmemiz mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımız esasen Osmanlı'nın bizlere mirası olan bu belediyecilik anlayışının ülkemizdeki öncüsüdür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerinden son derecede memnun olan milletimiz, bütün ülkeye hizmet etmesi için kendilerine teveccüh göstermiş, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarını da emanet etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik alanında başlattığı değişim ve dönüşüm, kendisinin ihya ettiği kültür belediyeciliği, şehremini kavramını yeniden zihinlere kazımış, onun belediyecilik anlayışı daha sonra bütün ülke genelinde örnek alınan bir ekole, bir okula dönüşmüştür. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendinin de bu ekolün başarılı bir temsilcisi olduğu, insanı merkeze alan bu belediyecilik anlayışının Gaziantep'te başarıyla taşıdığı Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na kabulüyle de ayrıca tescillenmiştir. OECD'nin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu dünya genelinde 60'ı aşkın belediye başkanının davet usulüyle dahil olabildiği bir girişimdir. Davet edilen belediye başkanlarının temel ortak noktası kapsayıcı, büyümeyi ve eşitsizlikle mücadeleyi önceleyen belediyecilik anlayışına sahip olmalarıdır. OECD'nin bu girişimi sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği ve şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirmesini ve bu hususta belediyeler arasında işbirliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyeliğine davet edilmesi özellikle bu hususların her birinde ayrı ayrı gösterdiği büyük başarının bir neticesidir. Değerli misafirler, medeniyetler mozaiği güzel şehrimiz Gaziantep, kadim bir tarihe sahip olması, gastronomi alanında bütün dünyada bilinir olması ve aynı zamanda ülkemizin üretim ve ihracatına ciddi katkı sağlamasıyla da ön plana çıkmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre Gaziantep'in dünyanın rekabet etme gücü yüksek olan 7. şehri olması elbette Gaziantep'in ve bölge insanının
çabasıyla, gücüyle alakalıdır. Türkiye'nin giderek sanayileşmesi, kendi teknolojisini üretmesi, genç ve dinamik nüfusa sahip olması şehirleşme oranını da gün be gün arttırmaktadır. Gaziantep'te bu şehirleşme artışının çok üst noktada yaşandığı, altyapı ihtiyaçlarının sürekli değiştiği bir şehrimiz olması sebebiyle yönetilmesi esasen zor şehirlerimizden birisidir. Gaziantep'in sergilediği başarılı belediyecilik anlayışı bütün bu zikrettiğimiz zorlukların üstesinden en güzel biçimde gelindiğini göstermektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın uzun yıllar milletvekili ve bakan olarak ülkesine başarılı şekilde hizmet ettikten sonra ait olduğu topraklara geri dönmüş, 2014 yılında Gaziantep'lerin teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Siyasetteki tecrübesi ve başarısının yanı sıra bakış açısının inceliğiyle Gaziantep'e ayrı bir derinlik katmıştır. Gaziantep Belediyesi, kadim geleneğimizdeki insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun sosyal ve kültürel belediyecilik yaklaşımıyla tecessüm etmiş modern bir halidir. Gaziantep Belediyesi'nin salgın döneminde oldukça fazla mülteciyi misafir ederken 140 ülkeye yardım gönderdiğini, 3 yılda 141 kitap yayımlattığını, belediyecilik anlayışını bilim insanlarıyla yol yürüyerek kat ettiğini takdirle takip ediyoruz. Kıymetli misafirler, Sayın Başkan'ın hem siyaset alanında hem belediyecilik alanında başardıklarıyla kadınlarımıza da güzel bir yol açtığını, iyi bir örneklik sergilediğini ifade etmek isterim. Sayın Başkan'ın öncü bir kadın olarak Gaziantep'li kadınlarımızın ülke ekonomisine kattıklarını arttırmak için de ciddi bir çaba gösterdiğine yakinen şahit oluyoruz. Selçuklulardan ve Osmanlılardan bugüne devam eden vakıf kadınları geleneğini canlandırmasını, kadın duyarlılığıyla yardımlaşmayı tesis eden çalışmalarını takdirle ve hayranlıkla takip ediyoruz. Az veren candan, çok veren maldan diyerek, kimisi bilgisiyle, kimisi el emeğiyle, kimisi de malıyla kadim vakıf kültürümüzü ihya eden, emek veren Gaziantep'li kadınlarımız yoksulluğu yok ederken aynı zamanda bu sahabe ruhunu gelecek nesillere taşıyıcı bir görev ifade etmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin kadın çiftçilerimiz için tarım okulu ve tarım kooperatifi kurması, KAGİDER, KAGİDEM ile kadın girişimcilerimizi bir çatı altında örgütleyerek destek olması, birçok kadınımızın kaderini müsbet yönde değiştiren büyük hizmetlerdendir. Umuyorum gelecek yıllarda kadınlarımızın ekonomi, siyaset ve belediyecilik alanında etkisi ve katkısı çok daha artacaktır. Güzel fikirleri bilim ve metodoloji ile birleştirip, mana ile yoğurarak yeni projelerle yola devam eden bu güzel şehrin mümtaz yöneticilerine ve elini taşın altına koyan bütün güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, salgın ve çaresizlik duyguları bütün dünyaya gösterdi ki zaman işbirliği ve müşterek hareket etme zamanıdır. Komşusu açken tok yatanları makbul saymayan milletimiz ve devletimiz, müşterek hareket etmeyince huzurun ve mutluluğun mümkün olmadığını 150'den fazla ülkeye yardım göndererek göstermiştir. Tek başına zenginleşmenin ve kalkınmanın dünya huzurunu tesis etmediği, insanoğlunu yaşatmak için ekosistemi korumak gerektiğini de bugün bütün dünya acı tecrübelerle öğrenmiştir. Belediyecilikte de müşterek hareket etmenin, küçük küçük birleşmelerle büyümenin ve başarının daha çabuk elde edilip makbul olduğunu Gaziantep Belediyesi herkese göstermiştir. Gaziantep Belediyesi değerli başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın kültürel belediyeciliğini kendine örnek alarak destan yazan sosyal ve altyapı belediyecilik çalışmaları sonucunda başarısı tescil edilerek OECD'ye teklif alan Türkiye'mizdeki tek şehir olarak bütün ülke belediyelerimiz tarafından modern örnek olarak alınmasını cani gönülden arzu ediyorum. Kıymetli misafirler, dünya ve elbette Türkiye sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. İnsan, şehir ve teknoloji ilişkisinin sürekli iç içe girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır yaşadığımız salgın şartları yerel yönetimlerin önemini daha da arttırmıştır. Esasen yerel yönetimler çoğulcu demokrasilerin en önemli yapı taşlarından birisidir. Halkın günlük hayatında bizatihi her gün muhatap olduğu devlet kurumu belediyeler ve bağlı kuruluşlarıdır.
Bu sebeple insanlarımızın şehirde yaşarken ihtiyaçlarının derhal karşılanması millet-devlet ilişkisini de pekiştirmektedir. Demokrasilerin en temel unsuru halkın tercihini özgürce yapma iradesini ortaya koymasıdır. Bu bakımdan yapılan hizmetlerin kalitesi ve kapsayıcılığı her seçimde halk tarafından yeniden değerlendirilmektedir. Belediye seçimleri bu açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Belediye başkanı istisnalar olmakla birlikte çoğu zaman mensubu olduğu siyasi partiye göre değil, yaptığı hizmete göre değerlendirilir. Bunun örnekleri bizim siyasi tarihimizde çok fazladır. Sözlerimi nihayete erdirirken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın OECD gibi uluslararası bir örgütün şampiyon belediye başkanlığı koalisyonuna kabul edilmesine ve şampiyon gelmesine dikkatinizi çekmek isterim. Şampiyonluk uzun bir mücadeleyi, emeği ve alın terinin zaferini simgeleyen bir sıfattır. Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin şampiyon koalisyonuna dahil edilmesi 37 ülkenin ve yüzlerce şehrin bulunduğu bir saha düşünüldüğünde son derece önemlidir. Başarının arkasında büyük bir emek, mücadele, azim ve kararlılık ile birlikte yaşanılan günün farkında olarak geleceği öngörebilme becerisi yapmaktadır. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin OECD girişim tarafından belirlenen temel kriterler olan erken kapsayıcı çocukluk eğitimi, iş piyasası ve yerel beceriler, iskan ve kentsel çevre ve altyapı ve kamu hizmetleri hususlarında gösterdiği çalışmalar ve gelişmeler bu koalisyona kabulde etkili olan faktörlerden olmuştur. Bu güzel vesileyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'yi ve bütün Gaziantep'lileri tekrar tebrik ediyorum. Mutluluklarını gönülden paylaşıyorum. Sağlık ve huzurla başarılarının devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.